قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. De ki duanız olmasa Rabbim sizi ne etsin? Yani ne işe yararsınız? مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kulun kendisine, onun kendisini işittiğini bilerek bu itimat ile, bu iman ile, çünkü bu bir imanın dışa vurumudur. Kul böyle yaptığı zaman bir başkası uzaktan gördüğünde o seni işitiyor mu ki onunla böyle konuşuyorsun diye sorar. O da der ki o her şeyi işitir. وَهُوَ السَّمِيعَ. O es-semiyya olandır. Ben içten de konuşabilirim, yine işitir. Dıştan da dudaklarımın arasında terennüm etsem de yine işitir. Çünkü o es-semiyya olandır. Bu imanı dışa vurmaktır. Sonra yine o dışarıdan bakan peki işitse dahi sana gelir yetişir mi? Gücü el verir mi? Bu kadar diyelim ki çığın altında kalmışsın ya dağın altında kalmışsın. Gelip sana yetişebilir mi? Sana imdad edebilir mi? Onun gücü her şeye yeter. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Dolayısıyla dua en çaresiz sanılan durumda dahi kulun Cenab-ı Hakk'a yakarmasıyla imanını dışa vurması için bir vesiledir. Bundan sakınırsa Cenab-ı Hak duayı kabul eder yahut etmez. O Allah'ın bileceği bir şeydir. Ama kul bu kazanımı yani Cenab-ı Hakk'a olan imanını yaşama fırsatı bulur bununla. Ama imtina ederse bu iş olmaz zaten diye Cenab-ı Hak yapamaz bunu düşüncesiyle o zaman Allah Azze ve Celle'ye karşı bu fırsatı kaçırmış olur. Hazreti Zekeriya aleyhisselam kendisinin yaşlı olması dolayısıyla, hanımının kısır olması dolayısıyla Allah Azze ve Celle'den zürriyet istemek hususunda bir müddet kala kalmış. Cenab-ı Hak diyor ki Hazreti Meryem'i görünce aleyhisselam onu yanında bazı rızıklar ile, halbuki kendisi yanına gelip girip gir çıkıyordu, o ona yiyeceklerini getiriyordu. Başka rızıklar görünce dedi ki kâle ya Meryem'u, dedi ki ey Meryem enna leki hâzâ. Bu rızıklar sana nereden geliyor? قَالَتْ Meryem dedi ki هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Bu Allah'ın katındandır. Nasıl olur demeye kalmadan dedi ki اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ. Allah dilediğini rızıklandırır. بِغَيْرِ حِسَابٍ. Hesapsızca, yani bir hesap, yol, yordam, yöntem, biçim, şekil, araç, yaz zamanı, kış meyvesi, kış zamanı, yaz hiç fark etmez. Cenab-ı Hak dilesin hesapsızca rızıklandırır deyince Allah Azze ve Celle'den beklentinin yani duanın illa bir hesaba oturması gerekmediğini, kulun bunu Cenab-ı Hak'tan isteyebileceğini anlayınca Cenab-ı Hak diyor ki هُنَٰلِكَ دَعَى. Oracıkta dua etti. Oracıkta seslendi, oracıkta çağrıda bulundu. Zekeriya Rabbahu. Zekeriya Rabbine orada seslendi. İfade ne kadar güzeldir. Kul Zekeriya Rabbine seslenmiş. De'a Zekeriya Rabbahu. İşte hayatımız bu üç kelimeden ibaret. Dua ediyoruz, sesleniyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Onun her şeyi duyduğuna ve gücünün her şeye yettiğine imanımızı dışa vuruyoruz. Bizim için önemli olan imanımızı yaşayabilmemiz. İstediklerimizin Cenab-ı Hak tarafından kabul edilip edilmemesi ayrı bir şeydir. Hepsi kabul edilse ne olacak? Dünyanın başı sonu belli. Ama imanımızı sergileyebilmek, imanımızı yaşayabilmek bizim için her şeydir. O sonsuza attığımız bir imza gibidir. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımızda O'nun bizden kabul ettiği duaları değil, bizim O'na yapabildiğimiz duaları amel olarak sunacağız. Ya Rabbi senden şunu da isteyebildim. Çünkü senin her şeye gücünün yettiğini, senin beni işitip duyan olduğunu, bu imanımı yaşadım diye Cenab-ı Hak onu kabul etmiştir yahut etmemiştir. O ayrı bir mesele olarak geçmişte kalmış olacak.
ama hiçbir zaman geçmişte kalmayacak ve her zaman kalıcı olacak olan bu dua ameliyesidir. Cenab-ı Hak'tan beklentiye girebilmek kulun imanının tezahürüdür. Kulun imanını dışa vurabilmesi, somut, görünür kılabilmesi ise muazzam bir şeydir. Gökler ve yer kadar değerlidir. Bizi biz yapan, bize anlam katan Cenab-ı Hakk'ın duanız olmasa ne işe yarardınız dediği şeydir. Dolayısıyla duayı kabul etme ölçüsü olarak kabul edildiği kadar değerli sanmak bütün meseleyi, bütün espriyi kaçırmak demek olur. Geçmişe dönüp dar zamanlarımızda, beklentiye girdiğimiz zamanlarda, sıkıntıda olduğumuz zamanlarda, ister ekonomik, ister herhangi bir konuda, o zamanlar dönüp Cenab-ı Hakk'a dua edebilmişim, Cenab-ı Hakk'a yakarmışım, istemişim diyor isek, bu o günlerden kalan bir kazanımdır. Bu bizim için bugün açısından anlamlıdır. Yoksa hangi mesele var ki mazide kalmıyor, öyle ya da böyle bir şekilde sonuçlanmıyor. Ama dua, هُنَٰلِكَ دَعَى, işte oracıkta دَعَى, çağırdı Zekeriya, Zekeriya, رَبَّهُ, Rabbini çağırdı. قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا, dedi ki Rabbim bana katından hoş bir zürriyet nasip eyle. Cenab-ı Hak Meryem suresinin girişinde كَهَفْ هَا يَا عَيْنْ صَادْ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا, senin Rabbinin dile getirmesi, anması, Cenab-ı Hak onu yad etti. Kulu Zekeriya'yı bize hatırlattı, onu andı. Niçin? اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا, o anı önümüze koydu. Hani o Rabbine içten hafî, gizli bir şekilde seslenmişti. Demek ki Hazreti Meryem ona اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بَغَيْرِ حِسَابٍ, Allah dilediğine hesapsızca verir deyince meseleyi kavrar kavramaz gizlice ama orada ayrılmadan içten dedi ki hafiyya diyor Cenab-ı Hak, gizli gizli içten اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا, Rabbine gizliden hafî bir şekilde ses nida etti. Ne demiş? قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا, Rabbim bana katından hoş bir zürriyet nasip eyle diye. Bu dua ne kadar kıymetli ki ve ne kadar beklentisi, yani etraftaki şartlar itibariyle olması zor iken kul beklentisine Cenab-ı Hak'tan giriyor ise o kadar da imanın tezahürü manasında, imanın gücü manasında daha değerli. Çünkü Hazreti Zekeriya diyor ki وَكَانَتِ اِمْرَأَتِي عَقِرًا, eşim, hanımım kısır, ben yaşlı bir adamım, وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا, başım alev aldı, beyazlandı gitti. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا, sana dua ettim diye, sana yalvardım diye, senden istedim diye kötü olacak değilim. Dolayısıyla ben bunu senden istiyorum ya Rabbi, bu benim duam. İşte bu bizim amelimiz. Dolayısıyla hayatı Cenab-ı Hakk'a dua edebilmek için Cenab-ı Hakk'ın önümüze fırsatlar yarattığı bir ortam olarak görürsek, yaptığımız her duayı bir amel olarak Cenab-ı Hakk'a seslenmeyi, onunla konuşmayı, baş başa kalmayı, münacatı, yalvarmayı, onun bizi işittiği bir mesele ve bir iman tezahürü. Çünkü Allah وَهُوَ السَّمِيعَ, السَّمِيعَ olan O'dur. الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, işiten وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, işiten ve bilen O'dur. İşte gıyabında Cenab-ı Hakk'a iman ettiğimiz için dua edebiliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın gıyabında, yani
Biz gayb dediğimiz bir ortamın içerisindeyiz. Allah'ın, meleklerinin, gücünün görülmediği, zahiren bir ortamdayız. Aklederek Cenab-ı Hakk'ın gücüne, kudretine basirette bulunuyoruz. Aklederek bunları görüyoruz. Dolayısıyla da bu imanımız, bu gayben olan imanımız irademizle ortaya çıkıyor, isteyerek, zorla değil ama açık da olsa. Melekler etrafta, Cenab-ı Hakk'ın gücü bütün ordularıyla tepemize dikilmiş. Başka türlüsüne imkan yokken böyle bir fırsatımız olmaz. O zaman mecbur olursunuz. O mecburiyetle yaptıklarınızın da bir kıymeti olmaz. Çünkü sevgiye dayalı değil, gönüllü değil, istekli değil. Dolayısıyla mevcut düzenekte hayat bize büyük bir fırsat sunuyor. Cenab-ı Hakk'a isteyerek, gönüllü bir şekilde el açabilmek için, Cenab-ı Hak ile gönüllü bir şekilde diyaloğa geçebilmek için. فَاِنِّي قَرِيبٌ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي Kullarım sana beni sorarlarsa, فَاِنِّي قَرِيبٌ Ben yakınım. Cenab-ı Hak وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ Biz ona مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Şah damarından daha yakınız diyor. Bu ilişkiyi Cenab-ı Hak ile oluşturabilmek ve Cenab-ı Hakk'ın sözümüzü kesinlikle duyduğunu bilmek ve Allah Azze ve Celle'ye duayı has kılmak. Çünkü bunun, bu dediğimiz evsafa Allah'tan gayrı bir kimse de sahip değil. Falanca da duyar işitir ben nerede olursam olayım desek, o zaman Cenab-ı Hak der ki اَاِلٰهُنْ مَعَ اللّٰهُ Allah'ın yanı sıra başka bir ilahtan mı söz ediyorsunuz? اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ Dara düştüğünde, dara düşenin çağrısına icabet eden biri mi var? اَاِلٰهُنْ مَعَ اللّٰهُ Allah'tan gayrı bir ilah mı yoksa? تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Allah onların şirk koşmalarından aşkındır, uzaktır, münezzehtir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın zatını övdüğü ben sözü bilirim. Gökte olsun, yerde olsun. Sen yeter ki o sözü ağzından çıkar. İyiysen benden bir şey istiyorsan da bilirim. Kötüysen benim hakkımda kötü konuşuyorsan da bilirim. Söz nerede olursa olsun Allah sözü bilir. Çünkü o وَهُوَ السَّمِيَا السَّمِيَا olandır. الْعَل۪يم bilendir. Cenab-ı Hak her şeyi bilir. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يم bilmediği herhangi bir şey yoktur. Eskiden böyle medresede bazı arkadaşlar espri yaparlardı. Allah neyi bilmiyor diye. Allah'ın bilmediği şey nedir öyle? Ya diyordum ne oldu bu şimdi millet? Artık Cenab-ı Hak üzerinden de böyle şaka mı yapıyorlar? Bu nasıl bir söz diye. Yok yok dediler, kötü bir yere çıkmıyor. Sonra öğrendik ki Allah Azze ve Celle bir ortağı olduğunu bilmiyor. Çünkü ortağı yok. Derlerdi ki ayette de Cenab-ı Hak diyor ki اَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ Allah'ın bilmediği bir şeyi mi Cenab-ı Hakk'a haber veriyorsunuz? Nedir o? İşte bu Lat diyorsunuz, Menat diyorsunuz, Uzza diyorsunuz, Yavuz diyorsunuz. Bunlar böyle bir şeyi Cenab-ı Hak bilmiyor. Haddi zatında bunlar da zaten yok. Sadece sizin dillerinizle uydurduğunuz, atalarınızın isimlerini koyduğu şeylerden ibaret. Dolayısıyla Allah her şeyi biliyor. Onun bilmediği şeyler zaten yok olan şeylerdir. Kulların kuru iddialarından ibarettir. El-Alim, her şeyi bilen yüce kudret. Zamanın öncesiyle de ne kadar geçmişe gidersek gidelim, bizce ne kadar mazi olursa olsun, Cenab-ı Hak açısından bir engel oluşturmaz, Cenab-ı Hak bilir. Aynı şekilde zamanda öne doğru gidelim, Allah Azze ve Celle bilir. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ Onun bilgisi, Cenab-ı Hak kendi ilmini iki türlü olarak bize tarif etti. Allah, عَالِمُ الْغَيْبِ غَيْبٍ de alimidir. وَالشَّهَادَةِ şehadetin de alimidir.